Değerli üreticilerimiz, hepinize merhabalar. Agroeda'dan sağ sorumlusu ziraat mühendisi Pelin Doğan ben. Bugün sizlerle birlikte çiftçi buluşmalarında Pıtırali köyündeyiz. İyi seyirler. Değerli üreticilerimiz, Pıtırali köyüne gelmiş bulunmaktayız. Burada bulunan üreticilerimizle birlikte sohbet edip onlardan sorular alıp ve sorularını cevaplamak için geldik. Şimdi Pıtırali köyünde üreticilerimizden sorularını almak için İçeri giriyoruz. Şimdi Mecidiyeköy'de bulunan, ikamet eden ve Mecidiyeköy'de bizimle birlikte çalışan Kemal Bey'le birlikteyiz. Kemal Bey, bu sene zeytinde veriminiz nasıldı? İlk öncelikle bunu sormak için yanınızdayım. Verimimiz çok güzeldi. Halkalı leke mantar hastalığı vardı. Sihir hastalığı vardı. Şu an yerlerimizde %100, %90, %95 halkalı lekeyi bitirdik. İlk uygulamamızda %70 oranında sihir oranımız vardı ve onu da %80, %90'lara çıkardı. Yani bitti gibi bir şey şu anda. Keyifleri çok güzel. Yani gayet memnunuz. Köy gezilerinizden, kahvaltı gezilerimizden ve çiftçi buluşmalarımızdan memnun musunuz? Tabii memnunuz. Zaten biz de memnun olduğumuzdan dolayı biz de hiç kaçırmıyoruz. Her yere geliyoruz. Gayet memnunuz. Teşekkür ederiz Kemal Bey. Çamlıca Köyü'nden Kemal Temel ile birlikteyiz. Kemal Bey, şu soruları sormak istiyorum. İlk öncelikle çiftçi üretici ve gezmelerimizden memnun musunuz? Kahvehane gir. Tabii. Memnun olmaz mıyım? Memnun olmasam zaten köyü terk edip buraya gelmem. Allah insana ağızlamış, dil vermiş. Konuşa konuşa anlatsınlar diye. Tepişsinler diye değil. Konuşa konuşa her şeyi çözümünü bulacağız inşallah. Kooperatif olarak size şunu sormak istiyoruz. Bu sene Pıtırali köyünde zeytin durumu nasıldı? Ya geçen yıla göre, geçen yıl 2000 ton falan işlemiştik. Bu yıl o kadar beklemiyorduk. Yani 6-700 bin tonda kalırız, ya 6-700 tonda kalırız diyorduk ama yine 1000 tonları bulduk yani. 1000 tonları geçtik. O yüzden hani bu kadar verim beklemiyorken yine bile çok iyiydi yani. Firmamızın yapmış olduğu çiftçi buluşmalarından memnun musunuz? Evet, memnunuz. Yani şöyle, gerektiği kadar ilgi gösteriyorsunuz, geliyorsunuz. Arazi sahipleriyle, yani tarla sahipleriyle konuşuyorsunuz. Tarlaları yerinde ziyaret ederek onlara ilgi gösteriyorsunuz. Ağaçlara ne olması gerektiğini veya nasıl bakım yapılması gerektiği konusunda yani bilgi vererek yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Teşekkür ederiz İbrahim Bey. Değerli üreticilerimiz, Pıtırali Kalkınma Kooperatifi Başkanımız Ramazan Algül ile birlikteyiz. Ramazan Bey'e birkaç sorumuz olacak. İlk öncelikle Ramazan Bey, bu yılki tarım sezonunda karşılaşılan zorluklar nelerdi ve nasıl başardı? Kuraklık, yağmur sıkıntısı ve üreticilerimizin zeytinlerindeki sinekler, sineklemeydi. Bunları kendi aramızda, kooperatifimizin vasıtasıyla üreticilerimizi bilgilendirerek bu sorunları aşmayı başardık. Kooperatif olarak beklettiğimizin üstünde bir sezon, güzel bir sezon yaşadık, sıkıntısız bir sezon yaşadık. Peki kooperatifin gelecek hedefleri nelerdir ve planlarından bizlere birazcık bahsedebilir misiniz? Gelecek derken bizim için en önemli olan üreticidir tabii. Üreticilerimizin kendi aralarında yani dayanışmasıyla kooperatifin verdiği desteklerle biz bunu her türlü başarabileceğimize inanıyoruz. Yani kendi adımıza olarak da söyleyebilirim. Her zaman yanlarındayız ve her türlü desteği onlara sağlayacağız. Bizim bu en büyük hedefimiz. Firmamız olarak bugün yaptığımız çiftçi buluşmalarından siz kooperatif olarak memnun musunuz? Birazcık bize bundan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Biz bunu daha önce de araştırdık. Sizin firmayla ilgili çok o kadar bilgimiz olmamasına rağmen üreticilerimizden aldığımız bilgilere göre sizin firmanızı gerçekten bize çok mutlattılar. Bu akşam da bizi gerçekten köyümüze gelerek şereflendirdiniz. Sizinle çalışmak güzel. İnşallah daha güzel bir yerlere geleceğiz. Hadi. 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 H